savaşan hayvanlar. Bu büyük mücadelenin sonunda olağanüstü bir silah evrimleşti. Bu öyle bir silahtı ki avla avcı arasındaki savaşın kurallarını sonsuza kadar değiştirecekti. Bu evrimin en büyük başarılarından biriydi. Göz. Hayvan krallığı milyonlarca türü içine alır. Ve %95'inden fazlası ortak bir özelliği paylaşır. Görme gücü. Gözler her yerdedir. Ama yakından bakarsanız neredeyse hiçbir tür dünyayı bir diğeriyle aynı görmez. Hayvanların inanılmaz çeşitlilikte gözleri vardır. Farklı görünüşte gözler görürüz. Farklı boyutlarda gözler görürüz. Farklı özelliklere sahip gözler görürüz. Ve bunun sebebi hayvanların farklı yaşam biçimleri olmasıdır. Hayvan krallığının en keskin gözlerinden bazıları yırtıcı kuşlara aittir. Gökyüzünde yükseklerde küçük avlarını arayan bu hayvanların çok iyi görüşe ihtiyaçları olmuştur. Ve yırtıcı kuşlar diğerlerinden çok daha üstün gözler evrimleştirmişlerdir. Örneğin bu kartal avını 1 milden fazla uzaklıktan görebilir. Saatte 200 milden fazla hızla dalışa geçerken bile hedefini ölümcül bir keskinlikle takip edebilir. Kartalın başarısının sırrı gözünün anatomisinde gizlidir. Çoğu durumda hayvanın gözü ne kadar büyükse görüşü de o kadar keskin olur. Kartalın gözleri gerçekten büyüktür. Kartallar bizden 50 kilo daha hafiftir. Ama gözleri bizimkilerle aynı ağırlıktadır. Büyüklükleri sadece başlangıç. Bizim gözümüzün arkasında milimetre karede 200 bin ışık yakalayıcı hücre bulunur. Kartalınkinde bu sayı 1 milyondur ve 5 kat fazla görüntü çözünürlüğü sağlar. Merceği daha düzgündür ve retinaya bizimkinden daha uzak yerleştirilmiştir. Sonuç mu? Teleskop kadar keskin bir görüş. Savunmasız avını bizim görebildiğimizin 3 katı kadar büyütmeyi başarır. Böyle fevkalade bir gelişimi tetikleyen şey ne mi? Evrim. Evrimin kıvılcımları küçük ve rastlantısal genetik değişikliklerdir. DNA nesilden nesle aktarılırken arada sırada küçük bir hata oluşur ve bu küçük hatalara mutasyon denir. Bu mutasyonlar bazen sorunlara sebep olurken bazen yeni fırsatlar yaratırlar. Hayatta kalmayı ve çoğalmayı sağlayan mutasyonlar doğal seçilimin en sevdiği değişimlerdir. Uyum sağlamayan türler kaybolurlar. Zaman içinde var olan tüm türlerin %95'inin soyu tükenmiştir. Hayatta kalanlar kendilerine özgü güçlü özelliklere sahip mutasyonlara sahip olanlardır. Kartal doğanın en güçlü gözlerinden birini evrimleştirmiştir. Ama onunki zaman içinde evrimleşmiş pek çok tür gözden sadece biri. Hayvan gözleri yakın evrimin en mükemmel örneklerindendir. Günümüzde dünya üstündeki farklı hayvanlardaki tüm gözler aslında aynı atının gözünden evrimleşmemiştir. Aslında gözler, çeşitli kereler, farklı türlerde evrimleşmiştir. Evrim, sinekler, mürekkep balıkları ve insanlar gibi birbirlerinden çok farklı türlerde gözü oluşturmak için aynı temel genleri kullanmıştır. Araştırmalar, görüşü sağlayan temel parçalar için aynı kökeni 600 milyon yıl öncesini işaret ediyor. Dünyanın okyanusları sakindi. Mücadele edilmesi gereken dev yırtıcılar yoktu. Hiçbir yaratık silahlı ve savaşa hazır değildi. Deniz hayatı basitti. Hayvanların iki boyu bulunuyordu. Küçük ve daha küçük. Yumuşaklardı. Çok az korumaları vardı. Tek bir hızları vardı. Yavaşlık. Ama işte burada bir grup canlı görmeye doğru önemli bir adım attı. Bu öncülerin soyu uzun zaman önce kayboldu. Ama bu en eski hayvan soyundan gelen hayvanlar hala günümüz okyanuslarında yüzmeye devam ediyor. Geçmişe bakmamıza yardım ediyorlar. Deniz anası. Monterey Körfezi Akvaryumundan biyolog Alex Goodell ve Chad Wilmer bir örnek bulmak için ava çıkmışlar. Git yakala.
Bu örnek onlara görme yeteneğinin kökeni hakkında bilgi verecek. Aha, evet, bu gerçekten güzel bir taneye benziyor. Bu bir poliorkis. Halk arasında bilinen adıyla çan deniz anası. Bu hassas yaratığın anatomisi bir hayvanda olabilecek en basit yapı. İskeleti, kalbi ya da beyni yok. Sadece birbirine zayıf bağlarla bağlı sinirlerden oluşuyor. Ama hayatta kalışını borçlu olduğu önemli bir özelliğe, altında sıralanmış küçük siyah noktalara sahip. Bunlar göz noktaları adı verilen ışığa duyarlı organlar. Bu en temel gözlerin neler gördüğünü sadece hayal edebiliyoruz. Onlar için görüş bizim için olduğundan çok farklı. Çünkü biz görüntüleri çok iyi oluşturabiliyoruz ve onlar bunu yapamıyor. Yani gördükleri dünya bizimkine göre çok daha bulanık. Bilim adamları günümüz deniz analarının, uzak atalarının ışığa duyarlı hücreleri neden evrimleştirdiklerini bilmiyor. Ama Goodell bize bunların deniz analarının 600 milyon yıl boyunca hayatta kalmasına nasıl yardım ettiğini söylüyor. Bunun için basit bir deney tasarlamış. Çan deniz anasının ışığı tespit edebilmeyi kendi avantajına nasıl kullanabildiğini gösteriyor. Gözleriyle görüntü oluşturamayan farklı hayvanların farklı renkleri ayırt edip edemediklerini, ışığın farklı dalga boylarına tepki verip veremediklerini görmekle ilgileniyorum. Goodell deniz anasını doğal ortamında karşılaşabileceği ışık dalgalarına maruz bırakıyor. Deniz anasına önce bir doz yeşil ışıkla saldırıyor. Bunu görür görmez deniz anasının vücudu gevşiyor ve tankın dibine doğru inmeye başlıyor. Gördüğün gibi dokunaçları uzamaya başladı. Ha evet evet. Gevşediklerini çok iyi görebiliyorsun. Dokunaçlar uzuyor ve daha az sıklıkla atıyorlar. Yeşil ışık genelde daha sakin görünmelerine sebep oluyor. Genelde tankın dibine düşüyorlar ve dokunaçları uzuyor ve çanın atma hızı da düşüyor. Yeşil ışık deniz anasını neden mi bu kadar rahatlatıyor? Çünkü bu onun yaşam alanının, okyanus tabanının dalga boyu. Genelde zamanlarının çoğunu dipte geçirirler ve orada doğal olarak çok fazla yeşil ışık alırlar. En fazla yiyeceği dipte bulurlar. Bu yüzden bu tür ışığa alışıklar. Goodell sonra bir şeyleri değiştiriyor. Tankın içini mor ışıkla dolduruyor. Aniden deniz anasının gövdesi hızla titreşmeye başlıyor. Mor ışığa geçtiğimde deniz anası bu kaçma tepkisini vermeye başlıyor. Dokunaçları kısalıyor ve çan atım hızı da artıyor. Bu bizim bir yangından kaçarken verdiğimiz tepkiye eşit. Deniz anası için mor ışık tek bir şey demek. Yaralanma, hatta ölüm çok yakın. Bunun sebebi çok basit. Mor ya da kızıl ötesi gibi dalga boyundaki ışıklar, mavi ışıklar daha fazla enerji taşırlar. Ve saydam olan organizmalar için çok zarar verici olabilirler. Yani pek çok saydam hayvan su içinde geceleri yükselir ve gece boyunca yukarı kesimlerde dolaşır. Ve sonra sabah olduğunda güneş doğarken yeniden dibe iner. Işığın tetiklediği hareket. Basit bir görüş sistemi olduğu doğru. Ama yiyecek bulmasını ve yırtıcılardan korunmasını sağlayarak deniz anasının yarım milyar yıl boyunca hayatta kalmasını sağlamış. Ama gözlerin evrimi burada durmadı. 500 milyon yıldan uzun zaman önce sakin sular yeni tür bir yaratıkla dolup taşmaya başladı. Gözler önemli bir değişim yaşamak üzereydi. Ve bu dünyadaki yaşamı sonsuza kadar değiştirecek bir silahlanma yarışı başlatacaktı. 544 milyon yıl önce Kambriyen çağın başlangıcında hayvan krallığı büyük bir değişim dönemine giriyordu. İlk hayvanlar basit pasif yaratıklardı. Ya akıntılarla sürükleniyor ya da deniz tabanına demir atmış yaşıyorlardı. Ama 50 milyon yıllık dönem boyunca çok şey değişecekti. Hayat büyük bir değişim patlaması yaşıyordu. Binlerce yeni tür ortaya çıkmıştı. Bunların arasında dinozorların, fillerin ve insanların okyanuslardaki ataları da vardı. Bu evrimin büyük patlaması Kambriyen patlamasıydı. Bu dönemden önce dünya gezegeninde çok az sayıda hayvan vardı ve 20 ile 30 milyon yıllık dönem içinde fosil kayıtlarında neredeyse bütün ana hayvan gruplarının ortaya çıktığını ve farklılaşmaya başladıklarını görüyoruz. Yani bu çok önemli bir evrimsel değişim dönemi.
Bruce Lieberman gibi bilim adamları bu patlamanın neden gerçekleştiğiyle ilgili çok eski ipuçlarını topluyorlar. Bu aslında evrimin en büyük cevaplanmamış sorularından biri. Darwin de 1859'da yazdığı Türlerin Kökeninde Kambriyen patlamasından bahsediyor. Organizmaların bu kadar çabuk ortaya çıkmaları onu da şaşırtmıştır. Bu yaşam patlamasını tetikleyen şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Kambriyen patlamasında ortaya çıkan yaratıklar öncüllerinden daha büyük ve daha hareketliydiler. Ve dahası savaşmak için silahlar evrimleştirmişlerdi. Kambriyen patlamasının önemli bir özelliği de evrimsel bir silahlanma yarışı oluşuydu. Yaratıklar ilk kez bugün bile savaş alanlarında kullanılan doğal silahları geliştirmişlerdi. Çeneler, kıskaçlar, vücut zırhı ve içlerinde en önemlisi. Gözler ortaya çıktı. Çok belirginler, oradalar. Ve Kambriyen patlamasından önce karmaşık bir göz örneği kanıtı yok. Bu gözler fosil kayıtlarında ortaya çıkan ilk örnekler. Bileşik gözler. Ve ilk kez Trilobita adındaki bir grup eklem bacaklıda keşfedildiler. Artropodalar eklem bacaklı hayvanlardır. Günümüzde kabultular, böcekler, örümcekler ve benzeri türler grubuna girer. Bileşik göz bu artropodaların sahip olduğu bir göz türüdür. Yakından bakıldığında bu gözlerin bizimkilere benzemediği açıkça ortaya çıkıyor. Başın üstünde iki yuvarlak yapı görebiliyorsunuz ve onlara ayrıntılı olarak baktığınızda sıralar halinde küçük dairesel yapılar görülebiliyor. Her sırada bu dairelerden birkaç tane var ve baktığınız zaman bunların pek çok merceğe sahip gözler olduklarını görebilirsiniz. Trilobita gözleri hayvan krallığının en ateşli silahlanma yarışının en erken örneklerinden biri. Bu bir rastlantı mıydı yoksa Kambriyen patlamasını tetikleyen kıvılcım daha güçlü gözlerin evrimleşmesi miydi? Görme yeteneği hem avlanmanın ve hem de yırtıcılardan kaçmanın en temel gerekliliklerinden biridir. Yani eğer gözlerin gelişmesi olmasa yine Kambriyen patlamasının bazı kıvılcımları ortaya çıkabilirdi. Ama bence tam bir patlama gerçekleşmezdi. Trilobitalar böyle karmaşık bir gözü nasıl oluşturabilmişlerdi? Onlar ellerindeki malzemeleri kullandılar. Onların gözleri taştan yapılmıştı. Bu kaya kalsittir ve aslında trilobita gözlerini oluşturan kayayla ya da mineralle aynadır. Trilobitalar bu minerali derilerinden salgılıyor, hem sert kabuklarını hem de aynı sertlikteki gözlerini oluşturuyorlardı. İskeletlerini oluşturan şey buydu. Bu maddeden bir göz evrimleştirmek zorundaydılar. Bu yüzden gözlerinin nasıl göründüğüyle ilgili çok güzel kayıtlarımız var. Kalsit olmadan trilobitalar sadece çıplak kalmayacak, aynı zamanda kör olacaklardı. Bu kristal gözler daha basit ışığa duyarlı hücrelerden sonra büyük bir gelişmeyi temsil ediyordu. Ve büyük bir olasılıkla Trilobita'ya hayatta kalma konusunda avantaj kazandırmıştı. Kambriyen patlamasından önce rastlanan gözler Trilobita'da gördüğümüz göz kadar karmaşık bir yapıya sahip değillerdi. Bileşik göz avlarını daha iyi takip etmeleri ya da yemek için leşleri daha kolay bulmalarını sağlamış olmalı. Gerçek öngörüye sahip trilobitalar farklılaştılar ve neredeyse 300 milyon yıl hayatta kalmayı başardılar. Sonunda bir toplu yok oluş olayı türlerinin son üyesini de yok etti. Ama başka eklem bacaklılar hayatta kalmayı başardı. Ve bir grup bileşik göz kavramını yeni zirvelere taşıdı. Böcekler. Karada sayıca en fazla hayvan yaşam biçiminin ne olduğuna bakarsak böcekler olduğunu görürüz. Dünya üstünde gerçek anlamda 1 milyondan fazla böcek türü yaşamaktadır ve hepsinin de karmaşık bileşik gözleri vardır. İlk böcekler yaklaşık 400 milyon yıl önce evrimleşti. Trilobitalarla ortak ataları olsa da doğrudan onların soyundan gelmiyorlar. Araştırmalar bileşik gözlerini trilobitalardan bağımsız ama aynı genetik plana göre evrimleştirdiklerini gösteriyor. Görüntü oluşturmak için birlikte çalışan bir dizi mikroskobik mercek kullanıyorlar. Sayıları ne kadar çok olursa ayrıntı o kadar hassas oluyor. Meyve sineklerinin her gözünde yüzlerce mercek bulunur. Arılar insanı şaşırtan 7000 merceğe sahiptir. Ama evrim böceklerden birinin inanılmaz karmaşıklıkta bir bileşik göz geliştirmesini sağlamıştır. Yusufçuk. Her gözde akıl almaz sayıda tam 29 bin mercek bulunur. Bu gözleri en mükemmel hareket algılayıcısı haline getirir. Hızlı hareket eden bir avın peşinde koşan Yusufçuk avını inanılmaz bir şekilde saatte 38 mil hızla takip edebilir. Gözlerinin odaklanma gücü zayıftır ama işleme hızı olağanüstüdür. Görüntüleri bizim gözlerimizden 5 kat daha hızlı işlerler. Sonuç çok hızlı refleksler.
Bu iyi zamanlanmış saldırılar yapmak ve yüksek hızda çarpışmalardan kaçınmak için idealdir. Böceklerin başarısı bileşik gözleri doğanın en yaygın gözü haline getirmiştir. Ama Kambriyen patlamasından çıkan tek görüş sistemi bu olmamıştı. Bir grup hayvan daha evrim geçirmişti. Ve bu türlerden biri kendi gelişmiş gözü için ilk prototipi geliştirdi. Omurgalılar. Böceklerin gözleri ve omurgalıların gözleri, gözlerin kökenleri konusunda farklı oluşumları temsil ederler. Aynı sonuca ulaşmak için farklı atalardan evrimleşmişlerdir. Omurgalı gözünün başlangıcı basit bir ışık algılayıcısına dayanır. Zaman içinde evrim geçirmiş ve tarihin gördüğü en büyük yırtıcılar için hedef bulma sistemi halini almıştır. Dünya yaratıklarına baktığımızda pek çoğunun bizimkine benzeyen gözlere sahip olduklarını görürüz. Aslında bir tür göz tüm omurgalılara görme gücünü kazandırmıştır. Yumuşak dokudan yapılmış tek mercekli bir kamera, diğer adıyla omurgalı gözü. Omurgalılara sürüngenler, memeliler ve kuşlar dahildir. Hepsinin ortak bir atası vardır. Kambriyen patlaması sırasında yaşamış ilkel, solucana benzer bir hayvan. Bu yaratığın ilkel gözünün nasıl olup da günümüzün karmaşık organları haline dönüşebildiği sorusu Darwin'den beri bilim adamlarının ilgisini çekiyor. Omurgalı gözü aslında evrimin simgesidir. Darwin'i reddeden ilk gruplar bunu inanılmaz bir şekilde karmaşık, kendi kendine oluşamayacak bir özellik olarak göstermişlerdir. Onlara göre bir makine olduğu ve zeki bir tasarımcının işareti olduğu o kadar açıktır ki. Darwin'in buna verdiği ünlü cevapsa şu olmuştur. Bir seri ara evrim aşamasından geçerek, derinin üstündeki birkaç ışığa duyarlı hücre grubuyla başlayarak bir çukur göz oluşturabilirsiniz. Bahsettiğimiz ışığa duyarlı hücreleri bu çukurun içine koyarsınız ve belirli bir yöne bakan duyarlılığa ulaşırsınız. Ve buradan gözün diğer türden odaklayıcı parçalarını evrimleştirebilirsiniz. Sonuç olarak bu bize izlenen pek çok adımın bizi karmaşık bir kamera sistemine götürmesinin çok mantıklı olduğunu göstermiştir. Bu yeni göz okyanus boyunca yayılacak, avcılar ve avları arasındaki hızlanan savaşta gelişmiş bir silah halini alacaktır. Gözü oluşturmak için kullanılan genler ilk balıktan köpek balıklarına kadar omurgalı ağacının tüm dallarına yayılmıştır. Sonunda bu genler kendilerini, gözlerini keşfedilmemiş bir dünyaya, karaya dikmiş olan sığ su balıklarında bulmuşlardır. Bu yeni arenaya yeni bir grup yırtıcı türü hükmedecektir. Bu yaratıklar ilk olarak 230 milyon yıl önce evrimleşen etobur dinozorlardır. Bu hayvanlar izleyecek 160 milyon yıl boyunca hayvan krallığına hükmedecek, fosil kayıtlarını parçaladıkları avların kemikleriyle dolduracaklardır. Etobur dinozorları bu kadar başarılı yırtıcılar yapan neydi? Boyutları mı? Hızları mı? Öldürücü silahlarının çeşitliliği mi? Bu özellikler tüm iyi avcıların özellikleridir. Ama çok önemli bir yetenek, hedefini belirleme yeteneği olmadan hiçbir işe yaramazlar. Etobur dinozorlar tarihin gördüğü en büyük gözlere sahipti. Ama görme yetenekleri böyle başarılı avcılar olmalarına nasıl yardımcı olmuştu? Taşıl bilimci Kent Stevens bunu öğrenmek için çalışıyor. Bir dinozor olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmek çok ilginç olabilirdi. Ne tür bir görüşe sahiptiler, gözlerini nasıl kullanıyorlardı? Stevens çok büyük bir engelle karşılaşmıştı. Kemiklerinin tersine dinozorların gözleri günümüze kadar gelmeyi başaramamışlardı. Eksik parçaları birleştirmek çok önemli. Çünkü yumuşak doku, göz küresi elbette hiçbir zaman korunamamıştı. Çoğunlukla elinizde olan şey sadece kemiktir. Steven kemikleri kullanarak dinozor başlarının küçültülmüş maketlerini yaptı. Bu maketler dinozorun görüşü konusunda geçmişe açılan pencere olacaktı. Bulduğum yöntemle hayvana bakarak hayvanın dünyayı ne kadar iyi görebildiğini ölçecektim. Bunu test edecektim. Stevens, dinozorların görmesini sağlamak için yeni bir yöntem geliştirmişti. Lazerler.
Işın gözü aydınlatıyor, Stevens'ın görüş çizgisinin açısını belirlemesini sağlıyordu. Aydınlatılmış gözün önü yaratığın kaşı ya da burnuyla kapandığında Stevens o gözün görebildiği şeyin sınırına ulaşmış oluyordu. Bu görüş çizgisini hayvanla aramda duran bir cam üstüne çizmeye karar verdim. Ben gözleri göremiyorsam o da beni göremiyordu. Her iki gözünde görüş çizgilerinin haritasını çıkaran Stevens çakışma derecelerini de hesaplayabilmişti. Şu anda bu noktalara ulaştım. Bunları birleştirecek olursam bu aslında her iki gözünde görebildiği bölgeyi temsil eder. Stevens'ın işaretlerinin çakıştığı bölgeye binoküler görüş alanı adı verilir. Bu iki gözlü görüşün nasıl bir avantajı vardır? Binoküler görüş, yani bir şeyi iki gözle görmek, derinlik belirlemede çok işe yarayan bir özelliktir. Eğer iki gözünüz varsa ve onları aynı anda önünüzdeki bir nesneye odaklayabiliyorsanız, beyniniz küçük bir hesaplama yapar ve o nesnenin tam olarak ne kadar uzakta olduğunu belirler. Bu bir yırtıcıya nasıl yardımcı olur? İki gözü yanlara bakan dev bir dinozor hayal edin. Bu çakışmayan iki bakış alanı oluşturur. Bu, hayvanın nesneyi geri plandan ayırmasını ve aradaki mesafeyi belirlemesini zorlaştırır. Ama gözleri daha öne doğru bakarsa, görüş alanları çakışır ve iki gözlü bir bakış açısı sağlar. Dünya birdenbire üç boyutlu hale bürünür. Hedefin uzaklığını belirleyebilme artık sorun değildir. Stevens, etobur dinozorların binoküler görüş açısını hesaplayabilirse, avlarını nasıl avladıklarını da belirleyebileceğini biliyordu. Çalışmasını grubun en çok tanınan üyesi Tyrannosaurus Rex üstünde yoğunlaştırdı. 33 santimlik azı dişleri olan 6 tonluk bu canavar kesinlikle tepeden tırnağa silahlıydı. Ama T-Rex'in gücüne destek olacak bir hedef bulma sistemi var mıydı? T-Rex'in binoküler görüşü 55 dereceydi. Bu çok ciddi bir açı. Şahinlerde olana yakın. Stevens bu görüş sisteminin T-Rex'in avını çok uzaktan tespit edip koşarken bile takip edebilmesini sağladığı sonucuna vardı. Bu onun daha iyi bir yırtıcı olmasını sağlayan seçici avantajlardan biri olmuş olmalı. Bu şekilde her zaman hedefinize kilitlenmiş olarak kalabilirsiniz. Ve örtüşen görüş açısı siz hareket ederken dünyanın da nasıl hareket ettiğini görmenizi sağlar. Üç boyutlu görüş T-Rex'in silahları arasındaki hayati öneme sahip bir parçaydı. Hayvanın tarihinde farklı noktalarda alınan kafa taslarına bakıldığında Stevens, T-Rex'in zaman içinde daha iyi bir üç boyutlu görüş kazandığını buldu. Burnu daralmıştı, yanakları çökmüştü. Bu şekilde gözler daha ileri bakmaya başlamıştı. Bu hayvanlar evrimsel olarak başlarını belirli bir amaçla yeniden biçimlendirmiştir. Burada düzenli bir biçimde iki gözlü bakışa doğru bir gidiş vardır. Yani bunun hayvana bir avantajı olmak zorunda. İleri doğru bakan 10 santim çapındaki gözleriyle T-Rex'in görüşü büyük olasılıkla hayvan krallığının en ayrıntılısıydı. Ama Stevens tüm etobur dinozorların T-Rex'in yolunda gitmeyi başaramadığını keşfetti. Bu bir Allosaurus. Jurassic döneminin sonlarında en başarılı yırtıcılardan biriydi. Bu hayvanın yana doğru bakan gözleri var. Sadece bu da değil. Buradaki bütün yapı, hayvanın burnunun üstündeki bu bölüm, hayvanın sol gözünün hayvanın sağını, sağ gözünde solunu görmesine engel oluyor. Bu hayvanın aslında at gözlükleri varmış ve çok geniş bir görüş açısı olmasına engel oluyormuş. Allosaurus yaklaşık 20 derecelik bir binoküler örtüşme açısına sahipmiş. At gözlükleriyle görüşü engellenen bir dinozor nasıl olmuştu da Jurassic dönemin en başarılı avcılarından biri olabilmişti? Binoküler örtüşmesi az olan Allosaurus'un daha kurnaz bir avlanma yöntemi geliştirdiği anlaşılıyor. İki gözü arasında çok az örtüşme olan modern yırtıcıların genelde modern timsahta olduğu gibi avlarını pusuya düşürdüklerini görürsünüz. Pusu kuran yırtıcının en önemli özelliği çevresini iyi gözleyebilmesi ve etrafında olan her şeyden haberdar olmasıdır. Yani yana bakan gözler fikri pusu kuran bir yırtıcının ihtiyaçlarıyla tam olarak uyumludur. Temel olarak yemeğin onlara gelmesini beklerler. Onlara düşen hamle yapmak ve avı yakalamak için zamanın doğru olup olmadığına karar vermektir. Dinozorlar aynı başarılı stratejinin defalarca nasıl evrimleşebileceğini yırtıcı gözleri örneğiyle gösterirler. Ama av olan hayvanlar için ters strateji başarılı olmuştur. Onların görme yetenekleri katillerinden kaçmalarını sağlamak için evrimleşmiştir. Yırtıcılar hedef belirleme için birbirine daha çok yaklaşan gözler evrimleştirirken avların gözleri gitgide birbirinden uzaklaşmıştır.
Günümüzde 360 derecelik görüş açısına sahip olan tavşanlar bu stratejiyi en uç noktaya taşımışlardır. Tavşan gözleri hayvanın kafatasının yanlarında yüksekte duracak şekilde evrimleşmiştir. Görüntü 3 boyutlu olmasa da tavşanın her açıdan gelebilecek tehditleri görebilmesini sağlar. Tavşanlar da insanlar gibi memelidir. Ve dünyaya henüz dinozorlar hükmederken memeli atalarımızın etraflarına göz kulak olmaktan çok daha fazlasını yapmaları gerekmiştir. Onlar hayatta kalmak için görme yeteneğinde yeni bir özelliği keşfetmek zorunda kalmıştı. Bu öyle bir yetenektir ki varlıklarını tehdit eden yaratıklarla yan yana yaşamalarını mümkün kılacaktı. 100 milyon yıl önce dünyaya dinozorlar hükmediyordu. Bu dev yırtıcılarla mücadele etmek zorunda olan hayvanların şansı pek fazla değildi. Özellikle evrim sürecinde henüz yeni sayılabilecek dünyanın ilk memelilerinin durumu hiç iç açıcı sayılmazdı. Bunlar fareden daha büyük olmayan küçük hayvanlardı. Dinozorlar ortada dolaşırken ayrıca memeliler de vardı. Ama o zaman yaşayan memeliler çok küçüklerdi, avcumuza sığabilirlerdi. Ve dinozorların yoluna çıkmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. O dönemin mazlumları olan memeliler için seçenekler ya kaçmak ya da ezilmekti. Bu küçük yaratıklar çevrelerine henüz kullanılmamış bir alandan geceden faydalanacak şekilde uyum sağladılar. Ve karanlıkta daha verimli çalışacak bir görüş sistemini gece görüşünü geliştirdiler. Bu göz evriminin en büyük başarılarından biridir. Ve günümüzde pek çok memeli türünün hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Modern memelilerin pek çok türü karanlıkta iyi görür ve pek çoğu ayrıca gececidir. Ve en azından bazı durumlarda bu muhtemelen onların evrimsel miraslarından kalan bir davranış biçimidir. O zamanlar küçük memeliler dinozorların gölgesinde gündüzleri saklanıyor, geceleri ortaya çıkıp besleniyorlardı. Evrim gececi hayvanların gözlerinde nasıl bir değişikliğe sebep olmuştu? Chris Kirk'ün cevaplamaya çalıştığı soru da bu. Arkadaşlarıma her zaman gidip bir göz küresi toplama olayının 1800'lü yıllarda yaşayan birinden beklenecek bir şey gibi geldiğini söylerim. Ancak beni şaşırtan şu oldu ki gözün sadece makroskopik anatomisiyle ilgili veri aradığında yayınlanan çok az şey olduğunu gördüm. Ve böylece yaklaşık 1,5 yılımı göz toplayarak geçirdim. Kirk geniş göz küresi koleksiyonunu gece görüşünün mekaniğini incelemek için kullanıyor. Göz kürelerini yan yana koyarak onları karşılaştırabiliyor ve anatomilerinin karanlıkta görmek için nasıl evrim geçirdiğini görebiliyor. Gündüzleri hareketli marmoset denen bir maymunla gece aktif kalın kuyruklu cüce maki arasındaki fark ne mi? Kornealarının büyüklüğü. Kornea gözünüzün penceresidir. Gözün ne kadar ışık toplayabileceğinin sınırını o belirler. Kornea, pürüzsüz eğimi olan, odaklanma gücü sağlayan bir kabuktur ve göz bebeğine ışığı taşır. Işık retinaya düşer. Orada elektrik akımlarına çevrilir ve optik sinirle beyne gönderilir. Bu, göz açıp kapayana kadar gerçekleşen çok karmaşık bir işlemdir. Gündüz yaşayan maymunun çok küçük bir korneası var. Çünkü gececi maymunun gözü kadar fazla ışığı içeri almasına gerek yok. Makinin korneası çok büyük ve neredeyse göz küresinin bütün ön yüzünü kaplıyor. Gece avcıları için daha büyük bir kornea, karanlıkta hızla hareket eden avları yakalamak için hayati öneme sahip. Ve gece avcılarından biri bu anatominin sınırını maksimuma taşımış. Tarsiyerler tamamen kendilerine özgü hayvanlardır. Omurgalı gözü dünyasında bunun gibi bir şey görmeniz mümkün değil. Tarsiyer korneasının çapı neredeyse göz küresinin çapına eşit. 5004 memeli türü var. Büyüklüklerine oranla hiçbirinin gözü tarsiyerinki kadar büyük değil. 15 santimlik boyuyla dünyanın en küçük yırtıcılarından biri. Ama izleme sistemi rakiplerinden çok daha güçlü. Tarsiyerler hem hassas hem de keskin bir görüşe ihtiyaç duyarlar. Bunu yapmanın tek yoluysa daha büyük bir göz geliştirmektir. Ve tarsiyerler de tam olarak bunu yaparlar. Ne kadar mı büyük? Kendi beyninden büyük olmasına ne dersiniz? Bu bir Filipin tarsiyerinin gözü. Gördüğünüz gibi korneası benim gözümün korneasından bile biraz daha büyük. Ama asıl inanılmaz olan şu ki tarsiyerin başı sadece bu büyüklükte. Tarsiyerlerin gözleri o kadar büyüktür ki dışarı düşmelerini önlemek için ekstra desteğe ihtiyaç duyarlar. Göz küresi göz çukurunun kenarını aşar.
göz küresini yerinde tutmak için güçlü bağlayıcı bir dokuya ihtiyaç duyarlar. Hareket edemeyen gözün kaybettirdiğini, yaratık 180 dereceden fazla dönen bir boyunla telafi eder. Tarsier'in gözlerini yaşam biçimine bu şekilde uydurabilmesi, evrimin nasıl aşırı uçlara gidebileceğini gösteriyor. Büyük kediler gibi pek çok memeli, gece görüşlerini güçlendirmek için başka bir yol evrimleştirmişlerdir. Peri masallarındaki ve efsanelerdeki ışıl ışıl yanan gözler yüzlerce yıl boyunca çocukların rüyalarına girmiştir. Ama bu da evrimin başka bir hediyesidir. Bizi çok iyi görebiliyorlar. Bizi bizim onları gördüğümüzden çok daha iyi görüyorlar. İçlerinden biri bizi dışarıda takip ediyor olsa orada olduklarını bile anlamazdık. Bu kadar bile ışık olmadan kimin geldiğini anlarlar. Gözlerinin parlaması basit bir korkutma taktiğinden çok daha fazlasıdır. Bu kedileri çok başarılı gece avcıları yapan çevrelerine çok iyi uyum sağlamalarıdır. Bu hayvanlar geceleri çok aktif olurlar ve aslında ses çıkardıklarını duyabilirsiniz. Özellikle de aslan. Çünkü bu saatte bile kükreyebilir. Merhaba Kiki. Ayrıca gözlerin parlamasıyla avlarını daha iyi görmekle kalmazlar. Aynı zamanda bu onların diğer yırtıcılara daha korkutucu görünmelerine sebep olur. Göz parlamasının kaynağı kedinin gözünün anatomisinin derinliklerinde saklıdır. Şimdi izleyin. Kirk'ün dikkatle kestiği bu göz, iç işleyişini önümüze seriyor. Önce retina. Sonra gözün arkasını kaplayan ışığa duyarlı doku. Bu bölgeye tapetum lucidum deniyor. Tapetum lucidum, Latince parlak halı demektir. Yani gözünüzde retinanın arkasında parlak bir halı döşelidir. Peki tapetum nasıl çalışır? Sizin ya da benim gözümde retinanın hemen arkasında ışığı emen ve dağılmasını engelleyen siyah bir pigment bulunur. Ama tapitaya sahip olan türlerde retinanın emmediği ışık tapitumdan, retinanın arkasındaki aynadan seker ve emilmek için bir şans daha ortaya çıkar. Yani gözünüze gelen her ışık fotonunu emmek için iki kat şansınız olur. Seken ışığın bir bölümü gözden dışarı çıkar ve bu parlama etkisine sebep olur. Kediler için bu olağanüstü faydalar sağlar. İnsanların karanlıkta aktif olmak için ihtiyaç duydukları ışığın sadece altıda birine ihtiyaç duyarlar. Ben tapetumu kusursuz bir uyum olarak görüyorum. Bu çok basit bir biyolojik sorun için üretilmiş, çok zekice bir çözüm. Ve duyarlılığı artırmak için retinanın arkasına bir ayna koymak. Bundan daha basit ne olabilir ki? Kediler gece görüşü için bu kadar dahiyane bir çözüm üreten tek memeli grubu değil. Başka türlerde aynı sonuca tamamen kendi başlarına ulaşmışlar. Ama bence tapetum lucidum'un aslında en ilginç olan yanı, duyarlılığı artırmak için geliştirilmiş o kadar iyi bir çözüm ki pek çok farklı memeli grubu bağımsız olarak aynı sonuca ulaşmışlar. Peki ya biz ne olacağız? Memeli olmamıza rağmen geceleri net görmekte zorlanıyoruz. Bunun sebebi atalarımızın 30 milyon yıl önce geceyi bırakıp gündüz yaşamaya başlamış olmaları. Bu maymun benzeri yaratıklar yeni bir yaşam biçimine geçince gözlerini çevrelerindeki dünyayı daha önce hiç görülmemiş şekilde görecek şekilde evrimleştirdiler. İnsan gözü 2.3 milyon rengi bir bilgisayarı utandıracak kadar hızlı ve kesinlikle işleyebilir. Bizim renkli görüşümüz çok daha azıyla yetinmek zorunda olan pek çok memeliden çok daha üstündür. Bir köpek için dünya neredeyse renklerden yoksundur. Çok az sayıda tür ki buna primat akrabalarımız da dahildir. Sarıları, mavileri, yeşilleri ve en önemlisi kırmızıları tam olarak görebilir. Ama bu kadar üstün bir renk görüşüne ilk primatlarda rastlamak mümkün değil. Bu evrimin kökeni toplu yok oluşun sonrasına dayanır. Yaklaşık 66 milyon yıl önce dev bir meteor uçamayan tüm dinozorların yok olmasına sebep oldu. Bu memelilerin yükselişinin önünü açtı. Dinozorlar ortadan kaybolduktan sonra memeliler yayılmaya başladılar. Birdenbire çeşitlenmeye başladılar. Ve bir grup memeli de primatlardı. Doğruca ağaçlara tırmandılar. Primatlar orman örtüsüne yerleşir yerleşmez evrim geçirip yeni türler haline dönüştüler. Bu türlerden biri gündüzleri aktifti. Günümüz maymunlarının, insansı maymunların ve insanların atasıydı. Ve gözünde daha önceki türlerde görülmeyen bir yetenek evrimleşmişti. Renk görüşleri genişlemişti.
Standart renk dizisi maviler ve yeşillerden oluşuyordu. Artık buna kırmızı da dahil olmuştu. Primatlar neden yeni dünyalarında kırmızıyı görme ihtiyacı duymuşlardı? Biyologlar ipuçları için günümüz primatlarına bakıyor. Uluyan maymunlar kendilerine özgü muhteşem hayvanlardır ve bize kendi evrimsel geçmişimiz hakkında bilgiler sunabilirler. Biyolog Nate Domini tüm kariyerini kendi evrimimizi anlamak için primatları inceleyerek geçirmiş. Neredeyse bir zaman makinesi gibiler. Afrika'daki ve Asya'daki maymun atalarının nasıl olduğunu onlara bakarak anlayabiliriz. Neyle beslendiklerini öğrenebilir, sosyal davranışlarını ve anatomilerini inceleyebiliriz. Ve bu ilkel hayvan, sonradan onu izleyen maymun ve insansı maymunların ve sonunda insanların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Domini, doğal seçilimin neden atalarımızda gelişmiş renk görüşünü teşvik ettiğini öğrenmek istiyordu. Kırmızı rengi görmeyi evrimleştirerek ne elde etmişlerdi? Domini bir yıl boyunca primatları doğal yaşam alanlarında inceledi. Doktora araştırmamın bir bölümü Afrika'ya gitmek, farklı beslenme alışkanlıkları olan maymunları ve şempanzeleri incelemekti. Hepsinin sevdiği ve hepsinin benzer görüş yeteneği kazanmasına yardımcı olan ortak ve birleştirici bir besin kaynağının olup olmadığını görmek istiyordum. Domini denek bulmak için yağmur ormanı örtüsünü araştırdı. Maymunların beslenmek için durdukları yerlerden yaprak örnekleri almayı umuyordu. Ama bir sorun vardı. Maymunun beslendiği yer ulaşamayacağı kadar yüksekteydi. Bu özellikle yağmur ormanında çok zor. Hayvan bir ağacın tepesinde bir şey yiyorsa ve siz örnek istiyorsanız almanın çok fazla yolu yok. Başka seçeneği olmayan Domini silahına sarılmak zorunda kaldı. Panama'dan aldığımız çok güçlü el yapımı sapanı orman örtüsünün üstüne küçük çakıl taşları atmak için kullanırız. Bu şekilde yaprakları düşürürüz ve bu primatların yediği yapraklardan örnek almanın harika bir yoludur. Önemli örnekleri alıp paketledikten sonra Domini'nin asıl işi başladı. Spektrometre adı verilen bir aletle topladığı her bir yaprağın rengini kaydetti. Yeşil tayftaki şu zirveyi görüyor musunuz? Bu bize bunun yeşil bir yaprak olduğunu söylüyor. Bir öncekiyle karşılaştırıldığında bu yaprak turuncu ve kırmızı bölgede yükseliyor. Nate'in verileri önemli bir keşfin yapılmasını sağladı. Maymunlar sadece kırmızı yaprakları yemekle kalmıyorlardı. Kırmızı yapraklar aslında diyetlerinin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Yaprak ne kadar kırmızı olursa o kadar genç ve besleyici oluyordu. Yaşlı, olgun ve yeşil yaprakları çiğnemek zordur. İçleri toksin doludur. Genelde bu yapraklardan uzak durmanız gerekir. Yani primatlar genelde mümkün olan en genç yaprakları yemek isterler. Ve bu genç yaprakların kendilerini yaşlı yapraklardan ayıran bir renk işareti varsa, o zaman bu genç yaprakları tespit etmek için bir mekanizma geliştirmek size avantaj sağlar. Primatlar için kırmızı basit bir renk değildi. Bir işaret fişeği. Kilit besin kaynaklarını uzaktan belirlemeye yardım eden yol gösterici bir ışıktı. Orman örtüsünde kırmızı yaprağı görürse otomatik olarak bu yaprakların genç olduğunu anlar. Bu şekilde enerjisini ve zamanını koruyarak rastgele dolaşıp yaprak aramasına gerek kalmadan doğruca bu genç kırmızı yapraklara ulaşabilir. Güçlenen renk görüşü stratejik öneme sahip bu evrimsel atılım, bilim adamlarının keşfettiği pek çok atılımdan sadece biriydi. Primatlar kısa süre sonra başka bir hayati öneme sahip adaptasyonun, binoküler görüşün faydasını görmeye başlayacaklardı. Bu yırtıcıların defalarca evrimleştirdikleri bir yetenekti. Ama primatlar için yeni bir işlev görüyordu. Primatların gözleri başlarının önündedir ama yırtıcı değiller. Peki bunu neden yaptılar? İki gözün aynı yöne bakmasının en iyi yanı derinlik algısına kavuşmanızdır. Bir ağaçtan atlayıp başka bir ağaca inmek istiyorsanız derinlik algısı çok işe yarayacaktır. Zaman içinde primatlar 60 derecelik binoküler görüş alanını evrimleştirmişlerdir. Bu yırtıcı kuşlarınkine eşdeğerdedir. Bu primatların el-göz koordinasyonundan faydalanmalarını sağlayan bir evrim adımıdır. Ama artan binoküler görüşün bir bedeli olmuştur. Tavşanların tersine artık primatların görüş açıları sınırlıdır. Çoğu hayvanın gözleri başlarının yanlarında yer alır. Yani gözler yanlara bakar. Ve bu hayvanlara panoramik bir görüş sağlar. Bu arkanızdan geliyor olabilecek yırtıcıları tespit etmek için çok faydalı olabilir. Yani gözlerinizi başın önüne koymanın ciddi bir bedeli var. Ama avantajı çok daha iyi derinlik algısına sahip olmanız. Primatlar daha önce korunma için geliştirdikleri görüş sistemini terk eder etmez, yırtıcı kuşlar bundan faydalanmak için harekete geçti.
gökyüzünden hızla dalışa geçip primatları ağaç tepelerinden toplamaya başladılar. Gökten gelen bu terör ciddiye alınması gereken bir tehditti. Fosil kayıtlarından elde ettiğimiz kanıtlara baktığımızda yırtıcı kuşların primatlar üstünde bir tür seçici baskı unsuru olduklarını görüyoruz. Bu onların var olduğu ilk günden beri geçerli olan bir baskı. Primatlar bu kanatlı yırtıcılar için kolay avlardı. Kuşatma altında kalan primatlar yeni bir davranış biçimi evrimleştirmişlerdi. Artık birbirlerine güvenmeleri gerekiyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu hayvanlar gözlerini başlarının önüne girecek şekilde evrimleştiklerinde muhtemelen yırtıcıları tespit etme şansını artırmak için birlikte yaşama ihtiyacı duymaya başlamışlardı. Grup halinde yaşama primatların yırtıcılara verdikleri cevaptı. Bu şekilde hem güçlü binoküler görüşlerini koruyabiliyor hem de güvenlikten taviz vermemiş oluyorlardı. Grubun gözüyle nöbet tutmaya başlamaları evrimsel bir yan etkiye sebep oldu. Beyinleri büyüdü ve güçlendi. Evrimsel süreçte grup yaşam ortaya çıkıyor ve grup halinde yaşam evrimleşince güçlü bir seçici baskı oluşuyor. Başka bir deyişle evrim büyük beyni teşvik ediyor. Çünkü daha fazla bireyi hatırlamanız gerek. Fosiller primatların görüş sistemlerinin zaman içinde nasıl geliştiğini gösteriyor. Beyin büyüdükçe hem göz çukurları hem de optik sinir kanalı büyümüş. Primatlar görüş yeteneklerinden mümkün olduğunca faydalanmayı seçmişler. Renkli görüş ve artan binoküler görüş kazandıkları yeni özellikler olmuş. Ayrıca diğer primatların yüzlerindeki ifadelerdeki en küçük değişimleri fark etmeye başlamışlar. Bu görsel verilerin işlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmış ve zekanın gelişimini hızlandırmış. Grup yaşamın getirdiklerini hemen görebiliyorsunuz. Daha büyük beyin, avlanmaktan kurtulma. Bunlar ait olduğumuz primat alt sınıfına sahip olduğu özellikleri kazandıran niteliklerden sadece birkaçı. Karmaşık ve gizemli bir organ. 500 yıldan uzun bir süre evrimin itici gücü olmuş. Avcıyla